Reşon Düvey kanalından merhaba arkadaşlar. Biz yeni bir maceraya atılmak için yollara çıktık. Nereye gidiyoruz Mira? Almanya ve Fransa'ya. Evet, biz Almanya, İsviçre ve Fransa'daki Noel pazarlarını gezeceğiz. Bir sene önce Pegasus'tan yaklaşık 1100 TL'ye 3 kişilik bir bilet almıştık. Bu biletle işte Basel'e kadar gidip oradan arabamızı kiralayıp yolumuza devam edecektik ama pandemi, aşılar, işte kurların artması derken bayağı bir zorlu bir süreç oldu bu süreç. Sonra vazgeçelim mi, geçmeyelim mi derken artık bu yola koyulmaya karar verdik. Önceden de biraz euromuzu aldığımız için sadece kafamız ondan rahatladı. Size önümüzdeki 15 gün boyunca birçok Noel pazarını, birçok küçük Avrupa kasabasını, Almanya, Fransa'nın ve İsviçre'nin en güzel mekanlarını anlatmaya çalışacağız. O yüzden bizimle kalmaya devam edelim. Şimdiden söylüyorum, harika bir video olacak. Artık Noel pazarlarını saymaya başlayalım. Hazır mısınız? Bir numara geliyor. Videonun başında Noel pazarlarını anlatmıştım arkadaşlar. Bu tura çıkarken Noel pazarları konseptiyle bir rota çizmiştim. Dün Tübingen'deydik, bugün Reutlingen'e geldik. Bundan sonra asıl Noel pazarlarına sonradan gideceğiz ama öncelikle göstermem gereken yer Reutlingen. Reutlingen, öyle Almanya'nın küçük bir kasabasındayız şu anda. Bu bölgede Tübingen, Reutlingen, Rotenburg ve meşhur Liechtenstein kalesi var. Noel pazarı kısmına gelecek olursak da yarın itibariyle kurulacak olan Reutlingen Noel pazarı bu alanda kuruluyor arkadaşlar. Bu kilise, Marien Kilisesi çevresinde kuruluyor. Tipik bir buradaki çok böyle büyük, şaşalı da ünlü bir Noel pazarı değil ama sonuçta buradaki halkın ihtiyaçlarını sonuna kadar karşılayabilecek bir Noel pazarı. Şu anda arkamda gördüğünüz gibi bu güzel kilisenin güzel havuzunun önünde de yavaş yavaş çalışmalar başlamış. Şimdi diğer Noel pazarlarına doğru devam edelim. Reutlingen birçok bölgesinde küçük küçük Noel pazarları kuruluyor arkadaşlar. Bazen de köşeleri birkaç tane işte eğlenceli aktivitelere falan da koyuyorlar. Aslında ana yer burası. Bakın Marien Kilisesi'nin altında Noel pazarları kuruluyor şu anda. Hatta belki de zamandan dolayıdır. Evet, bazıları açılmaya başladı arkadaşlar şu anda. İşte bu gördüğünüz kilise çevresinde Noel pazarları şehrin en önemli meydanında kuruluyor. Noel pazarlarına devam ediyoruz ama maalesef size şu ana kadar hep kaldırılan pazarları göstermeye başladım. Çünkü Almanya hükümetinin aldığı karar Ludwigsburg'u da vurdu arkadaşlar. Şu an Ludwigsburg Noel pazarının olduğu kısımdayız. Bakın görüyorsunuz, herkes o haftalardır uğraşıp da kurduğu kulübeleri, eşyaları kaldırıyor. Bu sene de pandeminin gazabına uğradı Ludwigsburg'da. İnşallah hani bundan sonraki şeylerde Heidelberg'de bir sorun yokmuş. İnşallah orayı yarın anlatacağız. Ama durum bu şekilde. Aslında kurulduğu yeri ben size şöyle göstereyim. Her sene bu gördüğünüz Marktplatz bölgesinde, yani Ludwigsburg'un merkezindeki ana meydanda küçük bir meydanı var. Orada kuruluyor. Burası da gerçekten çok renkli ve güzel oluyor. Benim izlediğim videolarda öyleydi. Anlatmayı isterim size detaylı ama durum bu şekilde. Şimdi bir sonraki Noel pazarı rotamıza devam edelim. Şimdi burada da gördüğünüz gibi küçük bir market kurulmuş şehrin meydanına. Bakın işte insanlar Noel'de evlerini süslemek için alışverişlerini yapıyorlar. Çok ciddi bir pazar arkadaşlar. Çam ağacının işte parçalarını satın almak. Gördüğünüz gibi bakın çeşit çeşit var burada. Işıklar, işte diğer ekipmanlar falan satılıyor. Almanya ve Fransa'nın Noel pazarları turumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Sonunda hiçbir sıkıntının olmadan girebileceğimiz bir Noel pazarı daha bulduk. Burası Speyer kentindeki Noel pazarı. Gördüğünüz gibi şu alan komple arkamdaki meşhur katedrale kadarki kısım Noel pazarı olarak hizmet veriyor. Her sene burada kuruluyormuş. Şu anda burayla ilgili herhangi bir aşı zorunlu ya da herhangi bir işte test zorunlu falan yok. İsteyenler girebiliyorlar. Daha geniş bir alana eğildiği için çok da sıkıntı olmuyor. Her şey var işte. Tipik bir Noel pazarının olması gereken her şey var. Bakın yeme içme standları var. İşte atlı karıncası, tarçının o kurabiyeleri, her şeyin o kokusunu alabiliyorsunuz. Burası da bu şekilde. Bir sonraki Noel pazarımıza yine görüşmek üzere. Almanya ve Fransa'nın Noel pazarlarında sırada Karlsruhe Noel pazarı var arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz Noel pazarı da Karlsruhe'un Noel pazarı arkadaşlar. Bu sene buraya 2 aşı artı test artı elektronik olarak da telefonunuza yüklemeniz gerektiğini söylediler. Yani iyice artık zıvanadan çıkmış durumda. Yani hiç yapılmasa bence daha iyiymiş Noel pazarları. Çünkü bakın şu anda görüyorsunuz kimse yok arkadaşlar. Neredeyse saat 4'e geliyor. Şu anda kimse yok ve kimse bundan mutlu değil. Kapıda herkes geri bir şekilde dönüyor. Kiminin testi yok, kimisinin aşısı yok, kiminin elektronik olarak telefonunda yok. Durumda bu şekilde. Halen umutla Kolmar ve Strasbourg'dakinde bu sorunları yaşamayacağımızı düşünüyorum. Çünkü Almanya'da çok ciddi kurallar var. Ama Fransa'daki durum nasıl bilmiyorum. Şimdi artık diğer pazarlara doğru yolumuza devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar sonunda bir Noel pazarı yakaladık. Heidelberg'deki Noel pazarına geldik. Heidelberg gezi videomuzun olmazsa olmaz kısmı aslında bu olacaktı. Ama çok saçma sapan kurallar getirilmiş bu sene Noel pazarları için. Burasını kapatmamışlar ama 2 aşının yanında bir de günlük test zorunluluğu gelmiş. Öyle olunca da biz riske girmek istemedik. Yani zaten çok sönük gördüğünüz gibi. Diğer alanlar da bu şekilde. Yani biraz bakıp gideceğiz. Zaten şehrin birçok noktasında küçük küçük alanlar kurulmuş. Hani bununla onlar arasındaki farkın ne olduğunu anlamadık. Sadece burada 10 tane dükkan varsa diğerinde 5 tane dükkan var. O 5 tane dükkana girebiliyorsunuz ama daha büyük çaptaki onlara giremiyorsunuz. Biz de böyle kenardan baktık. Artık Heidelberg'te gezimizi noktalayacağız. İşte bahsettiğim saçmalıklardan biri bu arkadaşlar. Yani görüyorsunuz bir sürü kulübenin yanından geçiyorsunuz. Aslında sadece orası kare, kapalı bir alan. Burası böyle yanından geçiyorsunuz. Ne insanlar yiyor içiyor. Yani şuradaki esnafla oradaki esnafın arasındaki fark ne ben açıkçası anlayamadım. Anlayan varsa anlatsın bana. Bakın burası diğer Noel pazarı. Demiştim 5 tane küçük alanda kuruldu diye. Burası da kalenin altındaki Noel pazarı. Marktplatz, Ulm Katedrali'nin altı. Ondan sonra işte burası. Yani birçok yerde kurulmuş bu şekilde. Artık diğer şehirlerdeki Noel pazarlarına doğru yolumuza devam edeceğiz. Öncelikle Rada Cafe'ye geldik. Burası Heidelberg'in tam merkezinde çok güzel bir şirin bir yer. Ama buranın asıl olayı 5 yıldır yaptıkları İsa figürlü, Hazreti İsa'nın hayatını anlatan eşyalar, onun hayatını tasvir eden küçük küçük maketler. Birazdan zaten bunu yapan işletmenin sahibiyle de konuşacağız. Size onunla tanıştırmak istiyorum ama şu anda bakın arkamda gördüğünüz kısım bu. Aslında bunları kiliselerde çok görüyorsunuz Christmas zamanlarında ama bakın burada Hz. İsa'nın hayatıyla ilgili bütün tasvirler yapılmış arkadaşlar. Yani doğduğu, mağarada doğduğu andan itibaren sonraki kısımlarda bütün hayatı burada resmedilmiş. Hatta diğer tarafta da bakın şurayı da şöyle göstereyim. Burada da devamı var. Hz. İsa'nın doğduğu kasaba Belem kasabasıyla kendi kızının ve oğlunun kendi ismini ve oğlunun ismini verdiği Rada ismiyle öyle bir yön tabelaları yaptırmış. Gerçekten çok tatlı bir yer. Burada biraz yiyeceğiz, içeceğiz. Sonra artık gezimize devam edeceğiz. Şimdi yanımda Daisy var arkadaşlar. Bu mekanın sahibi, aile işletmesi burası. Ve şu gördüğünüz o muhteşem tasviri bize anlatacak. Okay Daisy, how are you? It's fine and you? We are happy you're here. I'm also happy to see this beautiful Heidelberg. Could you tell me like what's going on in here? It's a crib we made the 5th year now. People come to see it because it's like the crib and we made it bigger. So you can see like a little town and little accessories. We have the castle from Heidelberg and this is our street. We put in last year, first year of Corona, we put in our neighbors, all the shops to help them a little bit to that people know, oh, there's other shops and it was our try to help a little bit. It's really nice. Ve Noel pazarı diyoruz arkadaşlar. Karşımda gördüğünüz şey Baden-Baden'ın Noel pazarı. Bundan sonra Strasbourg gezimiz olacak arkadaşlar. Strasbourg'u size derinlemesine anlatacağım ve inşallah oranın Noel pazarını da gezeceğiz. Görüşmek üzere. Ve Noel pazarlar serimize Strasbourg'la devam ediyoruz arkadaşlar. Artık Fransa topraklarındayız. Maalesef Almanya'da durum kötüydü. Çok yasaklar vardı, engeller vardı, kapanmalar oldu ama Fransa'da hiçbir sıkıntı yok. Şu an Strasbourg Noel pazarındayız. Rohan meydanında, Klebet meydanında, katedralin altında her yerde küçük irili ufaklı pazarlar kurulmuş ve gerçekten burada coşku çok fazla. Özellikle Almanya sınırına yakın olduğu için Strasbourg, Almanya'dan da yoğun olarak ve Hollanda'dan da yoğun olarak insanlar buraya gelmiş. Devasa bir alana kurulmuş şu anda. Artık yarına itibaren daha küçük, daha önemli ve özel Noel pazarlarına devam edeceğiz. Benimle kalmaya devam edin. Alsace, Alsas Noel pazarları turlarımıza başladık arkadaşlar. İlk durağımız da Obernai. Burası Strasbourg merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta. Bugünden itibaren Kolmar'a kadar yaklaşık 10 tane kasabayı size tek tek anlatmaya çalışacağım. Bir numarada da Obernai vardı. Şimdi görüntülerle baş başa bırakıyorum sizi. Alsace bölgesindeki Noel pazarlarına devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda arkamda gördüğünüz küçük Noel pazarı da, tabi ileride birkaç tane daha böyle küçük yerler var. Selestat Noel pazarı arkadaşlar. Bu bölgedeki en büyük şehir aslında burası. Diğerleri daha çok köy olarak hitap ediliyor ama Selestat bir şehir ve Selestat'ta da belediye binasının önünde çok güzel bir alana şirin bir Noel pazarı kurulmuş. Tabi akşam daha renkli olacaktır. Burası da böyle. Buradan sonra daha çok kasabamız var arkadaşlar. Çok vakit kaybetmeden diğerlerine doğru yolumuza devam ediyoruz. Mira bu ne ya? Yok artık. Arkadaşlar içeride farklı farklı konseptlerde hep maketler ve oyuncaklar var. Legolar da olabilir bilmiyorum ama efsane görünüyor şu anda karşım. Noel kasabaları serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda da Ribeauville şehrine geldik. Burası da yine Alsace'ın en ünlü Noel pazarlarının ve Noel kutlamalarının, süslemelerinin yapıldığı yerlerden bir tanesi. Görüntülerde görüyorsunuz yine bir masal diyarındayız. Zaten bu bölgedeki bütün kasabalar ve köyler bu şekilde. Burayı da listenize dahil etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ve görmeniz gereken bir diğer Noel pazarı ve Noel şehri arkadaşlar Liquevier. Burası Alsace bölgesindeki küçük kale şehirlerden bir tanesi. Şu anda küçük bir Noel pazarının içinden geçiyoruz ama bu şehirde Noel pazarından daha önemli olan şey sokakların güzelliği arkadaşlar. Şu anda bakın hemen çıktığım gibi zaten tam bir görsel şen olduğunu göreceksiniz. Gerçekten şahane görünüyor. Ben de biraz daha gezdikten sonra bir sonraki rotama devam edeceğim. Noel şehirleri serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda da bana göre Kolmar'dan bile daha güzel Kaysersberg bölgesine geldik. Burası da Kolmar'a yaklaşık 10 kilometre mesafede çok şirin bir köy. Yine şarap rotasında, yine Noel pazarlarıyla meşhur ama çok büyük bir meydana olmadığı için küçük küçük alanlarda Noel pazarları kuruyorlar. Arkamda gördüğünüzde şu anda vakit bayağı bir erken olduğu için bir örneği de burası. Ama şehri gezerken zaten her nokta Noel pazarı gibi. O yüzden illa böyle bir küçük markete ihtiyaç duymuyorsunuz. Şu anda dediğim gibi bir şu arkadaki kapalı yerde bir de burada en geniş diyebileceklerim bunlar. Aslında Noel pazarı dediğim gibi daha büyük şehirlerde oluyor ama bu tarz kasabalarda daha küçük, daha butik, tematik pazarlar daha önemli. Şimdi artık diğer pazarımıza doğru yolumuza devam ediyoruz. Alakalı olsun olmasın arkadaşlar tüm dükkanların önünde Noel ile ilgili bakın böyle çok güzel oyuncaklarla ya da işte o başka çeşit aktivitelerle Noel canlandırmaları yapılmış. Zaten her yerde süslemeler var. Konuş. Evet, burası da tabii çikolatacıydı ama az önce bir telefoncuda bile çok güzel şeyler görmüştük. Görmeniz gereken Noel pazarlarında ve Noel şehirlerinde sırada Eguisheim var arkadaşlar. Burası da Alsace bölgesinin en güzel, en şirin köyleri ve kasabalarından bir tanesi. Şu anda arkamda gördüğünüz kısımda buradaki birkaç tane küçük Noel kasabasından bir tanesi. Burada öyle çok atraksiyon yok. Onun dışında böyle yöresel ürünler, yemekler, el işleri falan satılıyor. Ama çok şirin. Etrafta zaten evlerin ortasında kurulmuş bir Noel pazarından bahsediyorum. Şimdi buradan sonra da artık ana Noel pazarı, Noel şehrimiz Kolmar'a doğru yolumuza devam ediyoruz. Ve Noel pazarları serimizin son durağı Kolmar Noel pazarına geldik arkadaşlar. Kolmar zaten dünyanın en ünlü Noel şehirlerinden bir tanesi. Şehrin birçok bölgesinde Noel pazarları kurulmuş durumda. En büyüğü de Grand Rue caddesinde. Şu anda da katedralin hemen altındaki küçük pazardayız. Burada daha çok hani eğlenceli faaliyetlerden ziyade daha çok satış kulübeleri var. Burada işte yeme, içme, o tarçınlı kurabiyeler, sıcak şaraplar, onun dışında kurabiyeler, ne isterseniz var. Yani döner gibi ya da işte sandviç gibi, hamburger gibi seçenekleriniz de var. Aşağı yukarı 3 ile 10 euro arasında yiyecek ve içecek fiyatları değişiyor. Onun dışında şarapların kadehleri 2,5 euro ile 3 euro civarında. Tabii bunlar tarçınlı. Tarçın sevmeyenler için söyleyeyim, biraz rahatsız edici olabilir. Kokusu bayağı bir ağır. Onun dışında yine yöresel eşyaları, hediyelik eşyaları, Noel temalı bütün eşyaları alabileceğiniz bir Noel pazarı. Zaten bu anlattıklarım bütün Noel pazarları için de geçerli. Ama şu an dediğim gibi en ünlüsündeyiz, en güzelindeyiz. Noel pazarlarının en popüler yiyeceği arkadaşlar krep. Bizim taş ekmeği dediğimiz olay. Bakın ortalama 3 euro, 2,5 euro arasında değişiyor her yerde. Standart alırsanız 3 euro ama ondan sonra koyacağınız her bir ürün, işte toz şeker olabilir, Nutella olabilir, şu olabilir, bu olabilir derken birer euro ekleniyor. Bu Belçika'daki waffle'la aynı hikaye. Kolmar'la birlikte Noel pazarları serimizi bitiriyoruz. Artık yeni videomuz farklı rotalardan olacak. Benimle kalmaya devam edin. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.